Değerli işçi kardeşlerimiz, emekçi dostlarımız. Dün Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Aslan Beyefendinin Öz Sağlık İş Sendikası'nın Aile Sosyal Politikalar ve Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçiler adına Hak işe bağlı Öz Sağlık İş Sendikası'nın bir sempozyumunda bir konuşmasına denk geldik ve adeta şaşkına döndük. Dün o video ortaya çıktıktan sonra tüm işçiler tepkili. Sayın Mahmut Aslan nasıl bir konuşma yaptığının farkında mı, farkında değil mi? Bence çok farkında. Kendilerinin bu zamana kadar tehditle, her türlü zorbalıkla, her türlü baskıyla üye yaptıklarını unutmuş gibi bugün o iftiraları başkalarına atıyorlar. Kendilerinin dün yaptıklarını bir kenara bırakıp bugün Konfederasyonumuz Türk İş'e, konfederasyonumuz Türk İş'e bağlı sendikalara o kadar üzücü bir kelime bir konfederasyon genel başkanının ağzından çıktı ki adeta şaşırdık. Hep beraber Sayın Mahmut Aslan'ın, Hak İş'in genel başkanının neler söylediğini bir izleyelim. Ondan sonra ben yorumlarımı size yapacağım. Mikroskop görünümünde eğer yorumlarımda bir hata varsa Lütfen bize hatalı olduğumuzu söyleyin. Ama bu lafı söyleyen bir konfederasyonun bir genel başkanı olamaz. Böyle bir laf, böyle bir cümle edilemez. Taşerondan kadroya geçiş mücadelesinde Türk İşin, Yol İş Yoluş Sendikamızın, karayolları işçilerinin çıplak ayaklarla kadro hakkını savunan karayolları işçilerinin, taşeron derneklerinin mücadelelerini bir kenara itip ben yaptım bu kadroyu Bizler verdik yalanı da ayrı bir fecaat. Ondan sonra söylemiş oldukları sözler de adeta şaşkınlığımızdan böyle şaşırdık. İşçilere leş benzetmesi yapan, işçileri örgütleyen Türk İş ve Türk İş'e bağlı sendikalarımıza leş kargası tabirini kullanan bir konfederasyon genel başkanı olamaz. Değerli işçi kardeşlerim hep beraber hep birlikte izleyelim. Bakalım Sayın Mahmut Aslan Hak işin çok çok muhterem genel başkanı. Bakalım neler söylemiş. Mücadelesi yapıyor. Ne yazık ki kadro mücadelesinde bizi yalnız bırakanlar taşıran firmalarda çalışan işçilerin kadro almasına inanmayanlar hatta sendikalarına üye olmak isteyenleri üye yapmayanlar bizim mücadelemizin başarıya ulaşmasından sonra adeta bir leş kargalarının saldırdığı gibi işyerlerimize saldırdılar. Henüz toplu sözleşmemizi mürekkebi kurumadan dört koldan saldırıya geçtiler. Önce Sağlık Bakanlığı'nda sonra Aile Bakanlığı'nda. Karayollarında çalışan 10 bin işçinin davasını açan Yol İş ve Türk İş Konfederasyonu ve o mücadeleyi aslanlar gibi savunan karayolları işçileri bu mücadeleyi tüm Türkiye'ye tetikleyen taşeron derneklerimizin çok değerli öncü arkadaşlarımız adeta Ankara'yı arşın arşın yol eden bu mücadeleyi herkese anlatan ve Türk İş'in Ankara'da yapmış olduğu 50 bin kişilik mitikle ve Türk İş'in ve Yol İş'in açmış olduğu davaların Yargıtay'dan kesinlik kazanarak kazanılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde taşerondan 657'li 4 deli kadro işçi hakkını alan ilk işçi kardeşlerimiz karayollar işçileridir. Ve bu mücadeleyi yapan karayolları emekçilerimizdir. Yoluş sendikamızdır, Türk İş Konfederasyonumuzdur. Utanmadan, sıkılmadan o mücadeleyi, bu mitingleri, bu mücadelenin bütün emekçilerini, orada dökülen bütün alın terlerini bir kenara itip her şeyi ben yaptım diyen karşımıza bir konfederasyon genel başkanı var. Asıl fecaat olansa bugün Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında çalışan işçilerimiz kendi hür iradesiyle sendikalarını değiştiriyorlar. Yani Hak İş Konfederasyonu'ndan istifa ederek Türk İş Konfederasyonu'na, bizim konfederasyonumuza bağlı sağlık iş sendikamıza üye oluyorlar. Zaten... Sağlık Bakanlığı'nda yıllardan bu yana Sağlık İş Sendikamız, Türk İş'e bağlı Sağlık İş Sendikamız üyeydi. Kendilerinin orada nasıl yetki aldıklarını tüm komoyu ve tüm sağlık emekçileri bilmekte. Ama Sayın Mahmut Aslan'ın söylemiş olduğu söz çok büyük bir fecaattır. Adeta diyor leş kargaları gibi diyor şu an diyor örgütlü olduğumuz yerlere üşüştüler diyor. Leş kargaları ölü, ölülerin olduğu yere gelir. Leş kargası halk tabirinde ölü yiyicilerdir. O zaman leşler kimler? Aile sosyal politikalarda çalışan işçi kardeşlerimiz. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçi kardeşlerimiz. Leş mi? Türk İş'e bağlı sendikalar, Türk İş'e bağlı sağlık iş sendikası leş kargası mı? Bu nasıl bir tabir? Siz bir konfederasyonun genel başkanısınız. Siz bunu nasıl söylersiniz? Sendikacılığın geldiği nokta bu mu? Sizler yüzünden zaten işçi kardeşlerimiz sendikaları olan güvenlerini yitiriyorlar. Siz kötü örneğin en çok kötüsüsünüz. Bu nasıl bir laftır ey Mahmut Aslan? Yeri geliyor işinize gelmediği zaman hakkımızı helal etmiyoruz diyorsunuz. Hükümet yetkililerine, iktidar yetkililerine. Yeri geliyor her şeyi kendiniz sahipleniyorsunuz. Siz Türk İş Konfederasyonu'nun büyüklüğünün yanında bir hissiniz. Bakın kamu çerçeve protokolü görüşmeler yapılıyor. Türk İş Konfederasyonu işçiler neyine, Size bir zeytin dalı uzattı. Gelin birlikte beraber yapalım dediler. Sizler ne yapıyorsunuz? Bizim konfederasyonumuzu, bizim konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızı leş kargalarına benzetiyorsunuz. Bu nasıl bir aymazlıktır? Sendika dediğin işçinin, emekçinin derdiyle dertlenen bir yapıdır. Sizin yapmış olduğunuz da zaten ancak size yakışır. Değerli işçi kardeşlerim, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan çok değerli, kıymetli işçi kardeşlerim. Sağlık Bakanlığında çalışan çok değerli işçi kardeşlerim. Videoyu hep beraber izledik. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan'ın neler söylediğini hep beraber duyduk, hep beraber izledik. Sayın Mahmut Aslan kendisi demiyor muydu? Kadroya geçişten önce. Kamu imtiyazlı şirketler kurulabilir, bu arkadaşlar buraya geçilebilir diye. O zaman Türk İş Konfederasyonumuz... Ve Türk İş'e bağlı sendikalarımız ne diyordu? Kadro gelecekse 4 değil, 657'li gerçek kadro gelecektir diyordu. Bugün her şeyi sahiplenen, kötü olduğu zaman da hakkımızı helal etmeyen diyen bir konfederasyonun genel başkanı. İşçi kardeşlerimiz size gerekeni yapacaktır. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Sendika dediğin emekçiyle olur. Sendika dediğiniz emekçinin derdiyle dertlenir. Takdiri kamuoyuna ve işçi kardeşlerimize bırakıyorum. الله هيا ما